Ergün Diler Yeni Cephe Sanırım geçtiğimiz hafta buraya taşıdığım bir paragrafta kabaca şunları aktarmıştım. Yakın zamanda Türkiye ile Rusya bir şekilde karşı karşıya getirilecek. Bunu en çok isteyen Amerika Birleşik Devletleri. Bunun için de ellerinden geleni yapacaklardır. Rusya Suriye'de olduğu gibi başka yerlerde de karşımıza çıkabilir. İki ülke arasındaki ilişkiler hiç umulmadık şekilde gerilebilir. Uluslararası siyaset satrancı böyledir. Rakip gördüğünüz bir ülkenin enerjisini almak için bazen hiç umulmadık bir enstrümanı görünmeden, sahne almadan öne itersiniz. Önemli olan hedef ülkenin vakit ve enerji kaybı yaşamasıdır. Olan da bu. Azerbaycan-Ermeni sorunu bir anda yine tavan yaptı. Akla ilk gelen sorular şunlar. Şimdi ne oldu da gerginlik tavan yaptı? Ermeniler niye saldırdı? Azerbaycan ve Türkiye hemen kardeşlik vurgusuyla anında cevap verdi ve çatışmalar nereye gidecek? Medyaya bakınca pek çok kişi iki ülke arasındaki savaş ihtimaline karşı askeri güçleri masaya yatırmış durumda. Tüfek sayısından asker sayısına kadar. Fakat bilmemiz gereken bu sorunun iki ülkenin dışına taştığıdır. Yani şu an yaşanan savaş hali Azerbaycan'la Ermenistan arasında görünse de gerçek bunun çok ama çok dışındadır. Aslında bizi takip edenlerin hemen teşhis koyabileceği bir sorundur bu. Ortada anlaşılmayan sürpriz bir şey de yoktur. Dünya üzerindeki paylaşım savaşının sahne aldığı bir merkezdir. Ve sık sık yazdığım gibi konu burada Türkiye'dir. Temmuz ayına geri gidelim. Yine çatışmalar olmuş, eller tetiklere gitmiş, Azeriler meydanları doldurmuştu. Gerilim çok ama çok fazlaydı. Burada ilk bakılması gereken nokta çatışmaların nerede gerçekleştiğiydi. Temmuz ayında olanla şimdi olan arasında hiçbir fark yoktu. Dışarıdan bir el aynı noktayı kaşıyordu. Hiç koordinatlı yapmadan. Bütün gerginlik ve çatışma hali nedense aynı bölgede yaşanıyordu. Tovuz bölgesinde Zaten anlatmak istediğim de düğümün çözüleceği yer olan burası. Genel olarak bu çatışmaların ana nedeni İpek yoludur. Evet İpek yolu. Biz olaylara Azerbaycan-Ermenistan mücadelesi diye bakarsak yine pek bir şey anlamayız. Çok şeyi kaçırmış oluruz. Türkiye'nin Orta Asya'ya açılma ve İpek yoluyla buluşma hamlesinde Ermenistan'ı her şartta devre dışı bıraktığı görülmekte. Ekim 2017'ye gidelim. Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılış töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili de hazır bulundu. Türkmenistan ve Tacikistan yetkilileri de oradaydı. Erdoğan açılış konuşmasında, Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul'a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan 3. köprü bunlardan bazılarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da artırır dedi. Türkiye'nin liderliğini yaptığı aslında Demir İpek yolunun önemli adımlarıydı. Türkiye yaşanan bunca krizden sonra rotasını doğuya kırmıştı. Geleceği orada kuracağı ittifaklarda arıyordu. Batı ile bitmek tükenmek bilmeyen krizler buna yol açmıştı. Tabii ki Demir İpek yolu ve Ermenistan'ın devre dışı kalması önemliydi. Aynı kurgu bir başka alanda da hayata geçiriliyordu. O da TANAP'tı. Yeni Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan bir projeydi. Şah Deniz gazı Avrupa'ya taşınacaktı. Operasyon buydu. Tanap Türkiye'de 20 il, 67 ilçe, 600 köyden geçiyordu. İpsala'ya ulaşıyordu. Tanap'ın devamı olan TAP ile de Hazar Denizi'nden çıkartılan doğalgaz Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya'ya taşınıyor. TANAP'ın ortaklık yapısına bakıldığında görülen 3 aktör var. Sokar, Botaş, BP. Yani İpek yolu üzerinden Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve İngiltere'de yer almakta. Çin zaten projenin ana temsilcisi ve 65 ülkeyi içine alan 3 milyar insana etkileyen bir hamlenin ana oyuncusu. Peki Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu gerilimin İpek Yolu'yla ilgili olduğunu nereden çıkartıyorum? Şuradan. Tovuz bölgesi hem demir ipek yolunun geçtiği hem de Tanap'ın yani Şah Deniz gazının Ermenistan'ı bypass ederek Gürcistan'a, oradan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ilerlediği koordinat. Olaylara geniş bakmanın olan biteni anlamada büyük faydası var. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın da kaygılarını kaşıyarak Moskova'yı orada oyuna itti. Elbette Azerbaycan'la Ermenistan karşı karşıya geldi. Ancak gerçekte kavga edenlerse Amerika ile İngiltere Amerika ve Çin'di. Ve TAP projesi Balkanlara uzandığı için de yakında buralarında karışma ihtimali hiç az değildi. Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile köprülere attıktan sonra büyük basınçla karşılaştı. Bunu dolarda da, Doğu Akdeniz'de de, Suriye'de de görüyoruz. Amerika'nın incirliği Yunanistan'a taşıdığı da artık daha yüksek sesle dillendirilmekti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı Savunma Bakanı David Tonoyans'a Rusya yanlısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Pekin'e uzanan hatta yaşanan savaşın mücadelenin bir merkezi de Azerbaycan oldu. Bu savaş dün başlamadı yarında bitmeyecek. Pompeo dün Türkiye ile Yunanistan arasındaki kazaları önlemek amacıyla Atina'ya indi. Balkanlar, Akdeniz, Suriye, YPG, PKK, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Amerika ile İngiltere'nin mücadele alanlarından bazıları. Washington bunca krize rağmen Türkiye'nin kendi isteğiyle rota tespit etmesine de karşı. Yaşandılan türbülansların nedeni de bu. Nereden bakarsanız bakın Türkiye pek çok cephede savaşmakta. Karşımıza dikilenler farklı farklı da olsa aslında kurgu hep aynı adresten yapılmakta. Ergündiler takvim. Ergündiler fırtına. Yapılması gereken olayları hiç atlamadan takip etmek. Böyle olunca Türkiye'nin de dışarısının da adımlarını görmek zor olmuyor. Kabaca son 10 yıla bir bakın, olayları alt alta getirin. Yaşanması mümkün olamayacak neler hayatımıza girdi? Sarstı gitti. 2010'lardan özellikle de 2013'ten sonra Türkiye'nin eksen değiştirdiğini gördüm ve bunu paylaştım. Uzun yıllar süren rota değişiyordu. Herkes içeride küçük tartışmaların peşine düşüyordu. Oysa Akdeniz'in patronu olan ülke dünya üzerindeki konumunu farklı yöne çeviriyordu haliyle yaşananlar ve yaşanacak olanlar bunun içindi gelen rüzgarları tahmin etmek hiç de zor değildi dün de önceki günlerde de yazdım akdenizde jeopolitik fırtına başladı amerika birleşik devletleri akdenizi florida ve kaliforniya açıkları gibi görür o nedenle akdenizi avrupa birliği ve mena'yı içine alacak büyük bir plan içinde tuttu Burada Pekin'i, Moskova'yı, Ankara'yı, Berlin'i ve Paris'i de eksen dışına itmedi. İtmedi ama payda vermeye yanaşmadı. Çünkü İpek yolu için Akdeniz ve Kuzey Afrika-Ortadoğu denkleminin eşsiz olduğunu biliyordu. Özellikle Türkiye'de 2012 yılıyla birlikte Washington karşıtlığı başladı. Son 10 yıla bakınca buna nelerin yol açtığını görmek zor değildi. Türkiye verilen sözlerin yerine getirilmediğini üst düzey Amerikalı diplomatlara söylemeye başladı. Bazı Amerikalı diplomatlar Türkiye'nin kaybedilmemesi gerektiğini söylerken bazıları Türkiye'siz yeni bir plan işaret etti. Şu an itibariyle önde olan oyun kuran Türkiye'siz planı savunanlar. Türkiye 2013 yılıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklığı bitirdi. 2013 yılı kırılmaydı. O andan itibaren Türkiye'de kimsenin tahmin edemeyeceği olaylar yaşandı. Siyahi bu rakamı 12 olarak gösteriyor. Siz de 17-25'ten girin, geziden çıkın, oradan da 15 Temmuz'a kadar uzatın. Ancak tüm bu olaylara karşın Türkiye geri adım atmadı. Washington'ın derin aklını yöneten isimler Ankara'da bazı ortaklıklar teklif etse de Ankara yeni rotasını belirlemişti. Ankara Akdeniz'le birlikte yeni bir dönemi başlatmak istiyordu. Daha önce de yazdım. Gezi olaylarının arkasında yatan ve bize anlatılmayan kısım Akdeniz'di. Dış güç meselesi şu sıralar çok tartışılmakta. Dış güç dediğimiz merkez, kaoslarla, sokak eylemleriyle, darbelerle Türkiye'nin Akdeniz'e odaklanmasının önüne geçmek istiyordu. Ben de bir hedef ülke seçsem ve gücüm olsa aynı yöntemleri kullanırdım. Bunda şaşılacak ve anlaşılmayacak ne var? Anlamıyorum. Devam. Tansiyonun hiç düşmediği günlerin sonunda Türkiye önemli bir adım attı. 1 Ocak 2018'de Türkiye envanterine ilk sismik araştırma gemisini Fatih'i dahil ediyordu. İşte o andan itibaren Türkiye'nin Akdeniz planı dünyaya ilan edildi. Fatih'in önceki adı Deep Sea Metro 2 idi. Fatih Güney Kore'nin Ulsan kentinde Hyundai Heavy Industry tarafından inşa edildi. 25 Kasım 2011'de denize indirildi. Mart 2016'da Shellfond Shipping'e satıldı. Başlangıçta Deep Sea Metro 2 adını alan gemi Bermuda hemaltında Col Marine'e ait. 2018 yılına kadar Marshall Adaları bayrağı altında Norveç'in Bergen şehri merkezli Odd Shell Drilling tarafından işletildi. 2017 yılında Odd Shell Drilling'den satın alınan gemi 1 Ocak 2018'de Kocaeli'ne ulaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katıldı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi oldu. 29 Ekim 2018'de Alanya bir derin deniz kuyusu sondajına başlamasıyla Akdeniz'deki ilk operasyonuna imza attı. Bu bir milattı. Türkiye yeni rotasını çizerken Fatih'in Türkiye limanına demir attığı 1 Ocak'tan sadece 7 gün sonra Türk siyasetinin önemli figürü Devlet Bahçeli gazetecilerle buluşuyor, cumhur ittifakı fikrini ortaya atıyordu. Bu çok yeni bir dönemin siyasi ilanıydı. Tabii o günlerde kimse olayları yan yana getirip yorumlamıyor, ne olup bittiğini anlamıyordu. Fatih'in gelmesi ve içeride siyasetin rotasının değişmesi aynı kulvarda olan olaylardı. Peki Ankara dünyaya başka ne söylüyordu? Ne anlatıyordu? Aynı tarihlere bakıldığında görülecekti ki Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu da Bahçeli'nin Cumhur İttifakı çıkışından 2 hafta sonra başlıyordu. Harekat çok büyüktü. Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'nin S-400 adımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Türkiye kararları alınmasına neden olacaktı. Nisan 2018, Ağustos 2018 arasında Türk lirası dolar karşısında ciddi değer kaybediyordu. Türkiye dışarıda kendi yolunu çizmeye çalıştıkça, İçeride paradan geliniyordu. Dolar zıplatılıyordu. Siyasi bedel ödetmek için ekonomik saldırı yapılıyordu. Bütün bu olanlar Türkiye'nin Akdeniz'de geri adım atması içindi. Tüm bu adımlara rağmen Türkiye hala kendi planıyla yürüyordu. Dışarısı istediği sonucu alamamıştı. Şimdi vites iyice artırıldı. Akdeniz çok daha tansiyonlu bir bölge olacak. Hangi ülkeler ne kadar etkilenecek bunu yakında görmeye başlayacağız. Ancak burada piyon ülkeler var. Yunanistan çok önemli bir piyon. Kıbrıs Rum kesimi de piyon. Ne kadar kabul etmeseler de Fransa değil ama Macron da piyon. Fransa Cumhurbaşkanı Elize Sarayı'nın kararlarının dışına çıkıyor. Bu Fransa için de karmaşaya neden oluyor. Ancak her ülke belli bir ittifak içinde, belki Türkiye için de ortaklık zamanı geldi. Anlaşılan o ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı masada olma şansı yüksek değil. Diğer alternatif Avrupa Birliği. Ancak Akdeniz konusunda Avrupa Birliği de Türkiye'nin karşısındaki blokta yer alıyor. Pekin, Moskova, Ankara'ya en yakın partnerler olarak görünüyor. Elbette İngiltere'de. Londra ile Ankara birbirlerine çok yakın. Ankara, Londra, Pekin ve Moskova Akdeniz'deki jeopolitik fırtınada en güçlü takım olabilir mi? İhtimal yüksek. Hiç ama hiç az değil. Ancak Moskova ile hangi Londra aynı düşünüyor? Bu çelişki büyük buluşmanın önündeki en büyük engel. Şimdi Londra ile Ankara arasında çok gizli yakınlaşmanın önü açıldı. Eğer iki başkent hızlı bir şekilde yol almayı başarırsa fırtınanın etkisi okyanus rüzgarlarını da getirecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu ortaklığı engellemek zorunda. En azından Washington kendisiyle ortaklık yapmayan Ankara'nın Londra ile buluşmasını önlemek niyetinde. Dış güç olarak Londra ve Ankara üzerinde basınç oluşturmaya çalışacaktır. Suriye üzerinden de olası ittifaktaki diğer oyuncu Rusya'yı kenara almak isteyecektir. Washington Berlin'le ayrı, Moskova'yla ayrı, Londra'yla ayrı, Pekin'le ayrı, Ankara'yla ayrı formatta mücadele ediyor. Hepsine nasıl gücü yetecek kimse bilmiyor. Ama hedeflerden biri Londra ile Ankara arasına kara kedi sokmak. Amaç Türkiye'yi Akdeniz'de yalnızlaştırmak. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ankara-Londra ortaklığı fikrini bakan olmadan önce ortaya atan kişi bir toplantıda Akdeniz'de Türkiye-İngiltere ortaklığını önemli güç buluşması olarak açıkladı. Bütün bunları sıraladıktan sonra da 11 Eylül'de TCG Giresun Fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argil'in Doğu Akdeniz'de ortak eğitimi gerçekleştirildi haberini bir kez daha dikkatlice okumak gerekmekte. Ergündiler Takvim